Merhabalar. TÜİK bugün geçen yılın son ayına dair sanayi üretim verisini açıkladı. Aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %9,8'lik bir daralma kaydetti. Benzer şekilde arındırılmamış veri de %9,8 daraldı. Aslında rakama baktığımızda bu Haziran 2009 seviyesinden beri en yüksek, en güçlü daralma seviyesi. Bu bağlamda bakıldığında iktisadi faaliyetteki ivme kaybını net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki detaylara bakarsak neler görüyoruz? Ee, tabii ki sanayi üretiminde önceki aylarda olduğu gibi imalat sanayi üretimi öne çıkıyor. İmalat sanayinin katkısı eksi 9,5 puan oldu. İmalat sanayinin alt detayında da 24, alt sektörün 18'inde negatif bir katkı var. Önceki aylara benzer bir resim var aslında. Son çeyreğin genelinde benzer bir resim var. Ee, hangi gruplar var? Fabrikasyon metal ürünleri var, gıda var, otomotiv var ve inşaatla ilgili olan çimento ve mineral olmayan ürünlerin imalatı öne çıkıyor. Ee, tabii bir de sanayi üretimine genel olarak ana harcama gruplarıyla bakmak lazım ki burası da önemli bir ipucu veriyor. Burada yine aramalı üretiminin katkısı eksi 5.5 puan. Sermaye malı katkısı eksi 1,9. Aslında son iki aydır bu iki kalemde zaten buna benzer bir daralma vardı. Bunlara bir de yeni bir kalem ekleniyor. Daha da daralan dayanıksız tüketim malları. Orada da eksi 1,8 puanlık bir negatif katkı var. Bu üç kalemi bir araya topladığımızda bize ne işaret ediyor. Sanayi üretimi tarafında yılın son çeyreğinde sert iniş beklentimizi doğruluyor. Aynı zamanda da üretimdeki ya daha doğrusu büyümedeki yavaşlamanın öncelikle yatırımdan sonrasında da iç talepteki tüketimden geleceğine işaret ediyor. Aralık verisi bizim adımıza önemliydi sanayi üretiminde çünkü son revizyonla birlikte sanayi üretimiyle büyüme arasındaki ilişkinin güçlendiğini biliyoruz. Modellerimiz artık çok daha doğru tahminler veriyor sanayi üretiminden büyümeye giden modeller. Biz de modelimizi bir kez daha güncelledik ve son çeyrekte yıllık bazda %7 daralan sanayi üretimi arındırılmamış veri olarak bakıyoruz. Bizim modelimizde yine geçen yılın son çeyreğinde %2,5'lik bir daralmaya işaret ediyor. E, yılın ilk üç çeyreğindeki e, görece daha iyi bir seyirde tabii toplama baktığımızda da tüm rakamlar 2018 toplamında %2,6'lık bir büyümeye işaret ediyor. Gelecek yıla bakarsak daha doğrusu artık 2019'a bakarsak sanayi üretimi ve genel olarak üretimde seyri nasıl olacak diye baktığımızda e, biz iş talepte bir yavaşlamanın bu yılın ilk yarısında etkili olacağını düşünüyoruz. 2019'un ilk çeyreğinde de muhtemeldir ki bir daralma yaşayacağız. Ee, büyümeyi dengeleyen kısımlar, birazdan cari açık tarafında da bahsedeceğim. Ee, i̇hracat ve ithalattaki daralma yani dengelenme meselesi. Ama burada bir riskten de bahsetmek lazım Avrupa Birliği. Aslında... Sanayi üretiminin alt detaylarında da bir miktar gördük. İhracat odaklı sektörlerin üretiminde negatif bir görünüm var. Bu görünümün devam ettiğini görüyoruz. Avrupa Birliği'ndeki son dönemde aldığımız yavaşlama sinyallerinin devam etmesi 2019 yılında büyüme cephesinde bizim dengelenme açısından bir miktar risk barındırıyor. Bu bağlamda toplam büyüme beklentimiz şu an için %1 seviyesinde 2019 toplamında. Avrupa'da işler beklediğimizden de sert bir şekilde ilerlerse bir daralma veyahut da ciddi bir yavaşlama olursa tabii ki bizim bu %1'lik büyüme beklentimizde aşağı yönlü bir risk olduğunu söylemek lazım. Öte yandan tabii küresel piyasalarda olumlu bir hava var. Risk işlerinde artış var. Bu da Türkiye'ye olumlu yansıyacaktır şüphesiz. Bu alanda belirsizliklerin azalmasıyla birlikte özellikle ikinci çeyrek itibariyle bir toparlanmanın başlayabileceğini düşünüyoruz. Risk iştahındaki toparlanmanın da kalıcı olma durumunda büyüme üzerinde bu cepheden yukarı yönlü bir artış potansiyeli var. Şu anda bu bağlamda baktığımızda 2019 genelinde risklerin dengeli olduğunu söyleyebiliriz yüzde birlik tahminimizde. Bugün açıklanan diğer bir veri de yine geçen yılın son ayına ait olan cari denge verisiydi. Aralıkta cari açık üst üste 4 aylık fazladan sonra tekrar açık döngüsüne geri döndü. 1.4 milyar dolarlık bir açık var ama şunu baştan söyleyelim. Geçmiş yıl Aralık aylarına bakıldığında bu rakamın çok düşük olduğunu söylemek lazım ve beklentiler dahilinde geldiğini söylemek lazım. Bu anlamda bakıldığında aslında cari dengedeki düzeltmenin devam ettiğini, son hızla devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki düzeltme eğilimi de aslında 2018'in Haziran ayı itibariyle başladı. Geçen yılın ikinci yarısı toplamında yaklaşık 30.4 milyar dolarlık bir düzeltme var. Cari açıkta önemli bir düzeltme ve yıl toplamında da 2018'i cari açıkta böylece 27.6 milyar dolar seviyesinde kapattık. Önemli bir daralma olduğunu söyleyelim. Cari açık seviyesi kadar önemli olan aslında ondan daha da önemli olan mesele finansman tarafı. Finansmanda hem aralık özelinde hem de yıl toplamında bakmakta fayda var. Aralığa baktığımızda aslında finansman tarafında bir önceki aydaki olumlu seyirden sonra bir bozulma olduğunu görüyoruz. 0,5 milyar dolarlık kayıtlı sermaye çıkışı var. Kayıtlı sermayede kastımız net hata noksan haricinde bakılan ülkeye giren girişlerin detaylarının bilindiği sermaye girişi olarak kabaca tanımlanabilir. Bu 0,5 milyar dolarlık kayıtlı sermaye çıkışında da iki ana faktör var. Bunlardan bir tanesi portföy çıkışı yine bankaların kısmen etkili olduğu diğer tarafta kredi cephesinde özellikle bankaların kısa ve orta uzun vadedeki borçlarının ödenmesi etkili oldu. Ama tabii bu finansmandaki çıkışa rağmen, kayıtlı sermayedeki çıkışa rağmen net hata noksan kaleminden 2.8 milyar dolarlık oldukça güçlü aralık özelinde bir giriş görülüyor ki bu hem cari açığı finanse ediyor hem de aynı zamanda diğer taraftaki çıkışı telafi edip rezervlerde de sınırlı da olsa bir birikimi sağlıyor. Kabaca 2018'in toplamındaki finansmana da baktığımızda 27.6 milyar dolarlık cari açığın finansmanında en büyük kalem 21.2 milyar dolarla yeni net hata 90 kalemi olmuş ki bu aynı zamanda tarihsel olarak da en yüksek seviye net hata 90 kaleminde. Diğer kalemlere bakıyoruz. Kayıtlı sermaye girişinden 4 milyar dolarlık çıkış var ki bunun aslında özeline baktığımızda bankalar yine en önemli oyuncu. 15 milyar dolarlık kredi geri ödemeleri var. Kısa ve orta uzun vadede her iki tarafta da kredi öde geri ödemeleri var. Onun haricinde tabi diğer bazı kalemlerde yine portföy cephesinde 3 milyar dolarlık geçmiş döngülere göre görece daha sınırlı bir çıkış var. Bankaların bu sert çıkışını dengeleyen diğer bir kalem tabi şirketlerin 6 milyar dolara yakın nette borçlanması ve buçuk milyar dolarlık da doğrudan yatırımların girişi. Doğrudan yatırımlardaki önemli faktörlerden birinin de yabancıların Türkiye'deki konut satın almaları olduğunu belirtelim. Peki cari açık genel olarak bize neyi söylüyor? Aralık ayına üzerine baktığımızda cari açıktaki dengelenmenin devam ettiğini görüyoruz. E, finansmanda net hata noksanın önemli olduğunu görüyoruz. 2018 toplamına bakıldığında da büyük resmin finansman tarafında net hata noksan olması aynı zamanda rezervlerde de yine de bir erime olduğu görülüyor. E, cari açıkta bu kadar ciddi bir sert erimenin olduğu, düzeltmenin olduğu bir dönemde finansmanın halen net hata noksandan ve diğer tarafta rezerv verilmesinden sağlanması aslında finansman cephesinde Türkiye'nin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Son olarak 2019 yılının genelinde cari açık beklentimizi paylaşırsak biz cari dengedeki daralmanın açıktaki daralmanın 2019 yılında da devam etmesini ama 2018'e göre bir miktar ivme kaybetmesini bekliyoruz. Hangi faktörler etkili olacak cari dengedeki düzeltme sürecinin devamında? iki temel faktör var. Bunların bir tanesi özellikle yılın ilk yarısında iç talepteki yavaşlama, büyümedeki muhtemel daralma ithalat üzerinden cari açığı etkileyecek. Diğer sebep de petrol fiyatları 2018 geneline bakıldığında görece daha sakin, ılımlı bir seyir bekliyoruz. Bu da enerji faturası üzerinden bir miktar daha dengelenmeyi sağlayacak. Sonuç olarak da 2018'in 19'un toplamında 18 milyar dolarlık bir cari açık bekliyoruz. Milli gelir beklentimizin de %2,4'ü. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.